Günaydın. Glasgow'da ilk tam gün, tam gezme havası. Burası İskoçya'nın en büyük şehri, 600 bin kişilik nüfusuyla Birleşik Krallığın da en kalabalık 4. şehri durumunda. Yüz ölçümü 175 kilometre kare ve özellikle Clyde Nehri boyunca uzanan upuzun park alanları ile müzeleri, çok özel yapıları mevcut. Ancak bütün bunlar tabii ki bizi yıldıramaz. Sizlere bütün önemli gezentilik yerlerini göstermeye kararlıyız. Dün otele yerleştikten sonra geçirdiğimiz ilk gündüz görünümlü gecede Buran yaptığı hızlı market alışverişi sayesinde karnımızı doyurmuştuk. Bugün kentin özel yemeklerini de bulmaya çalışacağız. En azından çay saatini kaçırmayız. Evet, ben bu aralar tempomu biraz yavaşlattım. Görüntülerden de anlamış olabilirsiniz zaten. Bushland Street gerçekten Glasgow'un gündüz ve İskoç hayatının, sosyal hayatının kalbi bu hat. Mutlaka burada böyle bir hafta sonu günü yürümeli, alışveriş yapmalı, sokak çalgıcılarını dinlemelisiniz. Seda, evet, Seda müzikte kaldı, gelecek şimdi. Sanat eserini andırıyor. Zengin 17-18. yüzyılda çok önemli, özellikle gemi yapımında sanayi çok ilerlemiş ve ekonomik olarak çok güçlenmiş. Merchant City zaten hani merchant, tüccar demek.
bu bölgeye de verilen ad. Bu zengin yapılar o zamanlarda yapılmış. İskoçya tarihinde büyük bir ticari ve sanayi zenginliği var. Ticaret çok hareketli. Clyde Nehri ve orada yapılan taşımacılık çok önemli tabii bu konuda. Glasgow İskoçya'nın en zengin kenti olarak gelişmiş. 15, 16, 17. yüzyıllarda 300-400 yıl bu toprakların en zengin kentiymiş. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların güçlenmesi ve Uzak Doğu, Kore, Japonya güçlenmeleri İngiltere'deki ekonomiyi kötü etkiliyor tabii. İskoçya'da da etkileniyor. Glasgow biraz bu konuda geri kalıyor. Sonra 21. yüzyılda tekrar toparlanma hamleleri yapılıyor ve tekrar sanayi ve ticaret gücünü kazanıyor Glasgow. İçeceğimizi aldık tabi, ödeme yapacağız fakat hadi biz İngilizce biliyoruz, öğrendik ama İskoç İngilizcesini hani sadece, bir de Glasgow'daki İskoç İngilizcesi kendilerine ait özel bir Celtic dilinden gelme bir aksanları varmış. Anlamak mümkün değil, İngilizce bilenlerimiz bile bir müddet sonra burada bir komplekse girecektir. Nerede benim öğrendiğim, hani öğrenmiştik o kadar da zorluk çekmiştik diye. İşte afat dedi. Hakikaten, gerçekten anlamadım. Is there all for today demiş. Yani bugün için bir de espri yapmış. Bir de sanki normal düz konuşmayı anlıyormuşum gibi sokak ağzıyla bir de espri yapmış. Dedim çok tatlısınız ama İskoç İngilizcesini anlamak maalesef mümkün değil. Otel resepsiyonuna ilk gece girdiğimizde işte üçüncü kat sizin anahtarınız bu. Important diye şeyleri, J'leri çok fazla kullandıkları. Halbuki normalde İngiliz İngilizcesi ya da Amerikan İngilizcesinde aksanın içinde çok yer almayan harfler kullanıyorlar. İskoçya'da İngilizce anlamak gerçekten çok zor turistler için. Ona da bir not olarak ekleyelim.